Arkadaşlar bazen şekerli suyu çok fazla verdiğimiz durumlarda bu gibi maalesef işçi majör artık neyse içine düşüp de boğulma olayı olabiliyor. Ben 5 dakika önce şekerli su vermiştim. Dönüp baktığım zaman bu arkadaş onun içine düşmüş maalesef. Şimdi onu kurtarmayı deneyeceğiz birlikte. Şöyle yapacağız ilk önce. Bir pamuk parçası. Şöyle bir evet. Şu pamuk parçası iyi mesela arkadaşlar. Burada yapacağımız ilk iş karıncamızı, kraliçe, işçi, major artık neyse buraya bırakmak ki nemini alsın. Sonrasında arkadaşlar çok 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 yavaş bir şekilde parmağınızla veyahut da bir çubuk vasıtasıyla karıncanın abdomenini çok hafif bastırmak. Bu işlemi yapmayabilirsiniz de, ancak ben daha önceki videolarımda da anlattım. Bu şekilde kusturma yöntemiyle bir kraliçe kurtarmıştım. Böyle pamuk mamuk da denemeden. Bu arada yavaş yavaş işçimiz hareket etmeye başladı su, şekerli sudan aldıktan sonra. Evet. Abdomeni de hafif bastırıp yutmuş olduğu yoğun şekerli sudan geri çıkartmasını sağladık. Şimdi yapmamız gereken tek şey arkadaşı sıcak olsun diye şöyle evinizdeki peteğin ya da ısı verici ne varsa işte soba, işte katalitik, ufo neyse artık onun yakınına bir yere bırakabilirsiniz. Benim doğal kombim şu an 45'te yandığı için direkt üzerine bırakabilirim. Sorun yok. Bu şekilde bırakıyorum. Kurusun. Birazdan oralarda gezinirken, pıtır pıtır gezinirken ki halini görürüz zaten birlikte. Ne durumda? Bir 5 dakika geçti, bir bakalım. Isı gayet iyi burada. Bakalım hareket var mı? Evet, yaşıyor. Gayet iyi durumda. Daha da iyi olacak. Birkaç yani bir yarım saat, bir saate ihtiyacı var. Ama arkadaş kurtuldu artık. Şimdi doğrudan kolonisinin içine şimdi bırakmayayım da. Biraz daha ısınsın, biraz daha kendini toparlasın burada. Yine aynı şekilde pamuğun üzerinde bırakalım. Kendine biraz daha gelsin. Şu an çünkü hala da çok sarhoş. Ama iyi olacak yani, endişeniz olmasın. Arkadaşlar siz de kraliçeniz suya düştü. İşte ne bileyim, karıncalarınız şekerli suyun içine düştü. Hareketsiz, kımıldamıyor, oynamıyor gibi bir durum varsa tamam artık çıkartayım da atayım bunu falan. Sakın sakın ha, böyle bir şey yapmayın. Kraliçelerde özellikle ve büyük majorlarda az önce denediğim gibi kusturma yöntemini deneyin. Küçük işçilerde hiç ona girmeyin. Sonrasında bu şekilde pamuğun üzerine koyun. Sıcak ama doğrudan aşırı ısı alacağı şekilde değil de sıcak bir ortama bırakın. Kendisini arkadaşlar toparlamaya başlayacağını zaten kısa süre içerisinde göreceksiniz. Hemen haydi yavrum diye ayağa kalkamaz. Bu şu an 5 dakika sonraki hali. Ama bir saat sonra filan diğer işlerin arasına koyarken de videosunu çekerim. Pıtır pıtır yürürken sanki hiçbir şey olmamış gibi görürsünüz. 1 saat, 1,5 saatse kalmaz. Toparlamış olur. Aynı şekilde kraliçeleriniz için de bunu uygulayabilirsiniz. Ki hani daha önceki videolarımda da zaten ben bir Formica Ruffi Barbie'si nasıl kurtardığımı anlatmıştım sizlere. Evet. Biraz şaftı kaymış halde ama canlanıyor. Kendini toparlar artık. Ben kolonisinin yanına bırakacağım şimdi onu. Evet, tekrar tüpünü arkadaşların yanına bıraktım. Kaynaşta da herhangi bir sorun yok.
Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün Crematogaster kraliçelerine iş eklemesi deneyeceğiz.